Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda yaşanan bir anı şimdi ekranlara taşıyacağız. Başkan Mansur Yavaş'ı konuşması sırasında, daha doğrusu konuşturmamalarının aslında görüntüsü gelecek. Gökçek dönemindeki yolsuzlukları anlatıyor o görüntüde sevgili izleyiciler, Mansur Yavaş. Ancak AKP'li bir isim Ali İhsan Ölmez o sırada masayı yumruklamaya başladı. Kendi partisinden de tepki gördü. Masayı yumrukladılar, söz hakkı verilmeden konuştular. Yetmedi, kürsüye çıkmaya çalıştılar. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin geçen Nisan ayı oturumuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Masaya vuran isim AKP'li belediye meclis üyesi Ali İhsan Ölmez. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eski dönemde yapılan yolsuzlukları açıklıyordu. Gökçek döneminin meclis başkan vekili olan Ölmez, Başkan Yavaş'ı konuşturmamak için masayı yumrukladı. Kendisini uyaran AKP'lilere de tepki gösterdi, konuşturmam dedi. Diğer AKP'liler de o sırada hem Gökçek dönemini anlatan hem de kendisi ve ekibine yönelik hakaret ve iddialara yanıt veren Yavaş'ı susturmak için söz hakkı verilmediği halde hep bir ağızdan konuştular. Ben kabile olarak yönetsem siz burada oturup konuşamazsınız. Mansur Yavaş kendisini savunmaya devam edince tansiyon iyice yükseldi. Bu kez Ölmez ayağa kalktı. Mansur Yavaş'ın bulunduğu kürsüye yürümeye çalıştı. Ölmez'i CHP ve İyi Partililer durdurdu. Bu sırada belediye meclisi karıştı. Mansur Yavaş konuşmasını bölmedi. Takdiri Ankaralılara bıraktı. Sabahlara kadar hakaret edin, iftira atın, siyasi ahlaka yakışmayan dedikodu ileten, duyduk, tahmin ediyoruz, biliyoruz kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün, hakaretler edin. Bunu yapanlar bildiğimiz küçük siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan öteye asla geçemeyecektir. Evet sevgili Ankaralılar, konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ben aynı zamanda bunu Ankara halkına anlatıyorum. Ankaralılar duysun, kararını versin.